şu kadar yapacağız falan. Hepimiz sınıfta kalırız. Çok büyük paralar bunlar. Şimdi böyle basit para kazandığınız zaman bunları basit harcarsınız. İşte gidersiniz Manoka'da siyasi kimliğinize rağmen ve 30 yıllık gazeteciyim falan diyorsunuz. 30 yıllık gazeteci böyle bir paylaşımda bulunmaz. Bir. İkincisi böyle bir açıklama yapmaz. Demek ki 30 yıllık gazetecilik yapmamışsınız. Burayı da attık bir köşeye. Ya da işte siz belediye başkanı, yerel yönetime Çankırı gibi gariban bir Orta Anadolu kentindeki yerel yönetime talipsiniz. Kaybedince Maldivlere gidiyorsunuz ve oradan paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bunlar işte bir kopmak, yani hayattan kopmak ama daha yerel seçim yeni bitti. Yani Çankırı'nın sokaklarında dolaştınız. Çankırı'daki fakirliği, fukaralığı daha yeni tanıklık yaptınız ve onları yüksek sesle onlar adına dile getirdiniz. İnsanlardan o isterken de önünüze koyduğunuz hedef bunu ortadan kaldırmaktı. Buradan kopmuş olma ihtimaliniz yok. Ama o basit para kazanma meselesi sizi bu işlere birazcık şey yapıyor, etkisi altına alıyor. Ya burada Cumhurbaşkanı işi çok zor değil mi aslında? Yani şu anlamda. Bizim çok güzel atasözlerimiz vardır. Balık baştan kokar. Hayır mesela, şimdi Mesela. Şebnem Bursalı örneği. Şimdi ona karşı çıkanlar var. Bugün bir saat önceydi galiba Mehmet Metiner de burada KRT yayınına katılmıştı. Yani onun da sözleri mesela. O da diyor ki bu paylaşımı son derece çirkin, yanlış buluyorum. Çok rahatsızım diyor. Seçmenin hassasiyetlerini göz ardı ederseniz eleştirir diyor. Yani hani biraz önce işte konuştuğumuz konu başlıkları. Şimdi bir taraf böyle tepkisini dile getirecek. Yani AK Parti içerisinden bahsediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı da yani bu hata da mesela yani ne kadar etkin olabilir, ne yapabilir? Yani hepsine talimatla mı sus sen şunu yapma, sen bunu yapma. Böyle mi diyecek? Yani süreci yönetmek de artık çok zorlaşmadı mı? Çok zorlaşmadı. Balık baştan kokar şeyini böyle söyledim. Siz Herkes bir şey söylüyor artık. Ses çıkaranlar bir fazla tarz oldu. ortaya korsunuz. Yukarıdan aşağıya o tarz kabul görür. Bir yaşam biçimidir bu. Çünkü tercihleriniz sizin politik kimliğinizdir. Bakarlar yukarıdaki ne yapıyor ya da yukarıdakinin değeri nedir, alanı nedir. Sadece burada görmedik biz. Yani bu sonradan görme hallerini AK Parti'de çok gördük. Sadece milletvekili düzeyinde değil yani yerel yöneticiler düzeyinde de il yöneticileri düzeyinde de bol miktarda gördük. Yani Gencecik ve AK Parti'nin yanında konumlanmış iş adamlarının çocuklarının altındaki arabalar ya da o arabalarda neler yaptıklarına tanıklık yaptık. Bunların hiçbirine sert bir müdahale gelmedi. Yani bir ya da iki kere sert bir müdahale gelseydi o istakozlu fotoğraf paylaşılmazdı. Yani bir standardın ortaya koymanız lazım. Bir de şu var tabii ki. Hangi niteliklerle o insanlar AK Parti'de öne açıldı? Milletvekili yapıldı, bakan yapıldı ya da adını siz geçin işte parti yöneticisi yapıldı. 17-25 Aralık'tan sonra 17-25 Aralık'ın 4